Duygusal ve abartılı ifadeler. Bir olay ya da kavramın büyüklüğünü, küçüklüğünü ya da farklı bir özelliğini anlatabilmek için özelliklerini olduğundan fazla ya da az göstermeye abartı denir. Bu tür ifadelerin yer aldığı cümlelere de abartılı cümleler denir. Sevinç, üzüntü, telaş, umut, korku gibi duyguların anlatıldığı cümlelere ise duygusal cümleler denir. Örneğin, utancından yüzü pancar gibi kızardı cümlesinde utanmak duygusal ifadedir. Cümlede geçen pancar gibi ifadesiyle de abartı yapılmıştır. O halde bu cümlede hem duygusal hem de abartılı ifadeler vardır. Şimdi örneklerle duygusal ve abartılı cümleleri inceleyelim. Aşağıdaki ifadeleri duygusal ve abartılı ifadeler olarak belirtelim. Yarışmayı kazandığını öğrenince çok sevindi. Sevinmek sözcüğü var burada. Duygusal bir ifade. Onu aniden karşıda görünce çok korktum. Korkmak duygusu yaşanmış. Duygusal ifade var. Servise yetişebilmek için jet hızıyla koştum. Abartılı bir ifade. Jet hızıyla koşmak mümkün değil. Abartılı bir ifade var burada. Öğretmenim azarlayınca utancımdan yerin dibine girdim. Yerin dibine girmek mümkün değil. Abartılı bir ifadedir. Şaşkınlıktan ağzım bir karış açık kaldı. Ağzımızı bir karış açmamız mümkün değil. Bu da abartılı bir ifadedir. 2 aydır göremediğim teyzemi çok özledim. Özlemek duygusu var. Duygusal bir ifade. Yeniden bir arada olacağımız için çok mutluyum. Duygusal bir ifade. Bana yalan söyledi. Bu yüzden ona kızgınım. Kızgınlık duygusu var. Duygusal bir ifade. Babamın ayakları kürek kadar büyüktür. Abartılı bir ifade. Ayakların kürek kadar büyük olması mümkün değildir. Matematikten 100 aldığımı öğrenince dünyalar benim oldu. Abartılı bir ifade. Öyle sevindim ki ağzım kulaklarıma vardı. Ağzım kulaklara varması ibaresi abartılı bir ifadedir. Tabi burada duygusallık da var. Sevinmek sözcüğü de duygusallık ifade eder. Susuzluktan dilim damağıma yapıştı. Abartılı ifade. Dilin damağa yapışması mümkün değildir. Dedesinin hastanede yattığını öğrenince çok üzüldü. Üzülmek duygusal ifadedir. Kardeşim geç kalınca telaşlandım. Telaşlanmak duygusal ifadedir. Geziye gideceğimiz için heyecanlıyım. Duygusal ifade. Kızgınlığı yüzünden belli oluyordu. Adeta gözlerinden alevler çıkıyordu. Abartılı biraz. Gözden alev çıkması mümkün değil. Ancak burada kızgınlık olunca duygusallık da vardır.